Aleyhisselam Efendimiz bir başka hadisi şerifinde Allah'ın bu kapıları nasıl açık tuttuğunu, nasıl adım başına U dönüşü koyduğunu anlatırken buyuruyor ki, size Allah'ın kulu tövbe ettiği zaman ne kadar sevindiğini, razı olduğunu söyleyeyim mi, örnek vereyim mi diyor. Buyuruyor ki bir adam düşünün. Bütün erzağını bir devenin üzerine koymuş. Kendisi de deveye binmiş, uzun bir çöl yolculuğuna çıkmış. Çöl ne demek? Deveden başka yürüyerek gidemeyeceğin yol demek. Kum batıyor. Kızıl sıcaklık var, yürüyemiyorsun. Adam yorulmuş, devesinden inmiş. Biraz dinleneyim bir ağacın altında demiş. Dinlenirken hayvan kaçmış gitmiş. Uyanmış, bakmış ki hayvan yok. Sağa sola aramış. Zaten nasıl arayacaksın güneşin altında? Hayvan yok. Su hayvanın üstünde, yiyecek hayvanın üstünde. Bu yoldan gelen olmaz, geçen olmaz. Burada öleceğim demiş ben. Aramış aramış bulamayınca bari uyuyarak öleyim demiş. Hani eceli beklemek de zor çünkü. Ağacın altında uyumuş. Bir zaman sonra da hayvan sesiyle uyanmış. Bakmış ki deve dolaşıp geri gelmiş. Çok sevinmiş. Şimdi Allah'a şükredecek. Şükürler olsun Allah'ım demiş. Şükürler olsun. Hayvanı geri gönderdin. Suyum geldi. Yiyeceğim geldi. Yani ölümden dönmüş böylece. Şükretmek için demiş ki adam, heyecanlanıp ters konuşmuş. Rabbim demiş, sen zaten benim kulumsun, ben de senin Rabbinin, böyle uygun olurdu demiş. Sevincinden dili dönmüş adamın. Yani senin gibi bir Allah elbette beni kurtarırdı diyecek, ters söylemiş. Niye? Sevincinden dili dönmüş adamın. Ne diyeceğini şaşırmış. Ölüp dirilmiş gibi bir adam. İşte bir mümin dönüş güzergahını kullanmaya karar verdiğinde, U dönüşü yapıp Rabbine döndüğünde Allah bu adamdan daha çok sevinir buyuruyor. Niye sevinsin ki Allah? Muhtaç mı sana? Abone sayısı arttı. Grubunun sayısı arttı diye mi seviniyor Allah? Hayır. Bir kulu daha cehennemden kurtuldu diye seviniyor.